Selamun aleyküm. 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 Peygamberimiz bir hadisde şöyle buyurmaktadır. İnsanların Allah katında en makbul olanları selama ilk başlayanlardır. Esselamun aleyküm. Selamun 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 aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurdu. Ey insanlar, aranızda selamı yayınız. Esselamu aleyküm. Selamun 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 aleyküm. Esselamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sizden biriniz din kardeşine rastladığında ona selam versin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Selamun aleyküm. 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 Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أنا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير؟ قال رسول الله تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عبد الله بن عمر رضي الله عنه bir gün bir adam Peygamber Efendimizin صلى الله عليه وسلم yanına gelmiştir ve Peygamber Efendimiz'e sormuştur, İslam'ın en hayırlı şey nedir? Peygamber Efendimiz'in böyle bir cevap vermiştir. Yemek vereceksin fakirlere veya tanıdığın veya tanımadığın insanlara selam vereceksin. Sadaka Rasulullah fi makali ev ki makali. Esselamu aleyküm. Selamun 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 aleyküm. Aleyküm selam. Selam sana Fatih'im, selam İmam Hatip'im. Selam sana Yunus'um, selam İmam Hatip'im. Selam sana Osman'ım, selam İmam Hatip'im. Selam İmam Hatip, o körpe dimağlara. Selam sizden yükselen güzel sadaya selam. Dinimiz insanların birbirini sevmesi, sayması ve dayanışma içinde kardeşçe yaşamasına büyük önem verir. Bunu sağlayan davranışlarından biri de selamlaşmadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 86. ayette bir selamla selam verildiğinde size ya onu daha güzeliyle ya da dengiyle alın buyurulmuştur. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam da selamlaşmaya büyük önem vermiş ve Efşüsselame beynekum, aranızda selamı yayınız buyurmuştur. Hatta selam vermede yarışmayı tavsiye etmiş, önce selam vermenin daha iyi olduğunu belirtmiştir. Selamlaşmanın birey ve toplum açısından birçok yararları vardır. Selam vererek karşımızdaki insana ilgimizi, sevgimizi, saygımızı, nezaketimizi gösteririz. Onlar da aynı güzel duygularla bize karşılık verirler. Bu durum hem bizim hem de onların mutlu olmasını sağladığı gibi aramızdaki sevgi ve dostluk bağlarını da güçlendirir. Bu anlamda bize düşen görev selamlaşmayı yaygınlaştırmaktır.